Ben birazcık daha sosyal bir konuda bahsetmek istiyorum. Bu arada Gülşah'cığım çok güzel açıkladım. Allah Allah razı razı olsun. olsun. Ülkemizde biliyorsunuz şu anda Suriyeli mülteciler var. Ben bunlardan biraz bahsedeceğim. Ülkemiz tabii ki böyle bir onları konuklamaya her zaman açık. Onlara karşı çeşitli sesler çıksa da hükümetimiz zaten Kur'an ahlakıyla hareket ettiği için her zaman için onları en iyi şekilde burada ağırlıyor. Şu ana kadar Suriye'de biliyorsunuz meydana gelen iç çatışmalardan sonra yaklaşık 10 bin kişi, 10 bin kardeşimiz şehit edilmiş durumda. 17 binden fazla kişi de şu anda Türkiye'ye sığındı ve mülteci olarak yaşıyor. Bununla ilgili bazı resimler vardı eğer hazırsa bakabiliriz. Yok galiba şu an. Birazdan. Devam ederiz. Şimdi daha önce bahsetmiştik. Bir insanın kendi ülkesinin dışında bir ülkeye gitmeye zorlanması çok zor bir şeydir. Bu öyle bir şey ki kendi ülkesinde güvenlik içinde değil, her an kendi ülkesinde başına her şey gelebilir, çok şiddetli çatışmalar meydana gelebilir, her an öldürülebilir, şehit edilebilir, ailesi ortadan kaldırılabilir. Böyle riskler taşıyor ve kendi hükümetine, kendi başındaki kişiye, kendi kanunlarına hiçbir şekilde güveni kalmamış oluyor. Şimdi böyle bir ortamda biz yaşamadık Allah'a çok şükür. Bilmediğimiz bir şey, tanımadığımız bir şey. Böyle bir ortamın nasıl bir korkunç bir ortam olduğunu da o kadar bilmiyoruz. Allah'a çok şükür Allah böyle bir şeyi yaşatmadı. Fakat şu anda dünyada pek çok ülke böyle bir konumda. Halkı kendi hükümetinden kaçıyor ölmemek için, şehit edilmemek için. Oradan şehit edilmek tabii ki çok büyük bir şereftir. O bakımdan söylemiyorum, zulme uğramamak için. Evet. Kendi ülkesinden çıkartılmak zorunda ve başka bir ülkenin boyunduruğuna alınmış durumda ve başka ülkelerde genelde bundan da bahsetmiştik. Genelde diğer mültecileri o kadar kabul etmek istemiyorlar ve dünyada böyle bir zorluk içinde yaşayan çok fazla insan var. Hatta bunun istatistiklerini de daha önce vermiştik. Şimdi burada neden Türk-İslam Birliği diyenlere çok önemli bir cevap verilmiş oluyor. Biz mesela Suriyeli kardeşlerimizi kendi canımız gibi görürüz, kendi kardeşimiz gibi görürüz. Elbette bu ülkede rahatlık ve ferah içinde yaşama hakları vardır. Hükümetimizde zaten bu şekilde bir politikası var. Şimdi bu çok önemli. Neden Türk-İslam Birliği diye soranlara, işte Türk-İslam Birliği dünyadaki kardeşlik, barış ve sahiplenme duygusunu bütün dünyaya getirecek olan tek ülke. Aslında bu yönden de bunu göstermiş görünüyor. Sahip çıkmasıyla bütün kardeşlerine. Ama sırf burada zor durumda olan Müslümanlar değil, buradaki söz konusu olan zor durumda olan Musevi kardeşlerimize de, zor durumdaki Hristiyan kardeşlerimize de sahip çıkması bakımından örnek bir ülke olduğunu ve bütün dünyayı içine alan bir koruma çemberinin lideri olması gerektiğini bir kez daha göstermiş oluyor. Aslında son zamanlarda, özellikle son yıllarda Allah tüm Türk-İslam Birliği'nin neden Türkiye'nin liderliğinde olması gerektiğini ortaya koyan deliller gösterdi. Evet. Şimdi resimlerimize bakabiliriz. Bunlar Suriyeli mültecilerin yaşadıkları şartları gösteriyor. Çok sevimli. Türkiye'de yine en iyi şartlarda bakılıyorlar. Normalde geçen gün gösterdiğimiz mültecilerin konumu vardı. Fakat her ne olursa olsun dediğin gibi bir insan yuvasından çıkıp herhangi bir yerde bir çadırda bütün ömrünü geçiriyor olması bir insan için çok çok büyük çok bir zorluk. Çok zor bir şey. Ülkelerine geri dönemiyorlar. Tabii sonu açık bir şey yani. Ne zaman Evet. olacağı belli değil dönüşün. Şimdi Türk-İslam Birliği'nde o yüzden kardeşlerimizin teşekkürler resimler için. Kardeşlerimizin özellikle biz Türk olduğumuz için o sorumluluk da üstümüze verilmiş olduğu için çok ciddi şekilde savunmamız gerekiyor Türk-İslam Birliği'ni. Bizim üzerimizde bir sorumluluk var. Bizim üzerimizde Türk-İslam Birliği'nin gerekliliğini bütün dünyaya öğretme gibi bir sorumluluk var. Bu önemli bir sorumluluk. Bu Allah bize bu sorumluluğu vermiş, çok büyük bir nimettir. Buna sahip çıkmak durumundayız. Biz Kur'an ahlakını hep en üstte tutarak bütün dünyaya yaymakla yükümlüyüz. Ve bu güzel bir sorumluluk. Allah ehline teslim etmiş inşallah. Türk halkı o yüzden gerçekten çok fedakar ve güzel huylu insanlardan oluşur. O yüzden de bütün dünyada refahı ve huzuru getirecek tek sistem Allah'ın izniyle Türk-İslam Birliği olacaktır. O yüzden işte biz gücümüzün yettiği kadar herkese kardeşçe bakacağız. Herkesi bağrımıza basacağız ve sevgiye odaklı bir sistemimiz olacak. Nefrete, karşı tarafı ezmeye yönelik değil. Bunu ancak bağnazlar yapar, yobazlar yapar. Biz öyle değiliz. Biz Kur'an'ı yaşarız. O yüzden işte kardeşçe yaşamanın güzelliğini bütün dünyaya inşallah göstereceğiz bu İnşallah. vesileyle. İnşallah. Allah'ın